Merhaba. Borsada Birinci YouTube kanalıma hoş geldiniz. 8 Kasım 2020 Pazar. Genel değerlendirmelerimizi yapmak üzere sizlerle birlikteyim. Endeks kaydımızda geçen hafta belirtmiş olduğum gibi bu bölüm yani 1117 bölümü destek olduğunu onaylaması için 1175'lerin üzerinde kapanışlar olma ihtimali yüksek demiştim. Ve bu hafta için bu durum tamamıyla gerçekleşmiş oldu ve 1175'lerin üzerinde kapanışlarını yapmış oldu. Ve hatta şurada belirttiğimiz bu sarı kanalımız vardı buradan başlayan ve o kanalında üzerinde bir kapanışla gayet güzel bir durum meydana gelmiş oldu. Yani bu 1117 bölümünde oluşan üçüncü dip bölgesi gerçekleşmiş oldu şu şekilde. Ve bu artık bu şekilde yükselişin devam edebilme ihtimalini çoğaltmış oldu. Yani buradaki bu dipten en azından şu dibin altına düşüş olmadan burada bir dip oluşum meydana geldiği için tekrar en azından şurada yapmış olduğumuz zirveyi yani 1122 zirvesini test etme ihtimalimizi çoğaltmış oldu bu bölgedeki bu cuma günkü yapmış olduğu bu kapanışla beraber bu kanalın içine girdiği için. Yani artık 1175'lerin altına ve özellikle de 1140'ın altına düşüş olmadığı sürece yukarıdaki şu yapmış olduğumuz bir önceki zirvemiz olan 1220'yi test edip daha yukarılara gitmek isteyen bir durum olma ihtimali çoğalmış oldu. Ama buralardan dediğim gibi bu şekilde bir Periskop genel yayında bahsettiğim gibi buralarda yapmış olduğu zirveden sonra şu şekilde bir kanal oluşumu meydana gelirse yukarıya gidemeyip bu şekilde bir kanal oluşumu meydana getirirse o zaman bu zirve yani 1200 zirvesi zirve olarak kalıp bu bölgelerde şu şekilde bir düzeltme kanalı oluşma ihtimalini de göz önünde bulundurmamız gerekiyor önümüzdeki günlerde. Yani bu bölgedeki yukarı gidiş çok fazla yukarı gidiş olmadan yani bu 1225 zirvesini geçemeyip bu bölgelerden düzeltme başlarsa böyle bir durum meydana gelme ihtimali olacak. Şu anda bu bölgedeki yani zirveyi test edebilirsek de geçmeye çalışıp daha yukarıda 1270 veya 1300'lü bölgeye bir atak gelme ihtimali çoğalacak. Bu ihtimalde pazartesi ve salı günkü yükselişlerin devam etme ihtimaline bağlı olacak. Eğer yükselişler devam ederse o zaman bu 1225 zirvesini zorlayarak geçmeye çalışan bir endeks olacak önümüzdeki hafta. Yok eğer pazartesi ve salı için bir satışla veya çok fazla yükseliş yapmadan küçük mumlarla bu bölgede olursa buralarda yeni bir zirve oluşarak yani şöyle bir durum falan olma ihtimalini halen daha sürdürüyoruz. Bunu geçebilmesi için bu bölgede bulunan 1225 bölgesini zorlaması ve oralardan bir düzeltme gelerek 1190, 1185 veya hatta 1175 yapma ihtimali olan bir durum olursa bu şekildeki bir düzeltme kanalı oluşumundan uzaklaşmış olur. Önümüzdeki hafta pazartesi ve salı günkü işlemler önemli durum teşkil edecek görüntüsünde bir kapanış olmuş. Dolardaki duruma bakacak olursak dolarda çizmiş olduğumuz kanal aynı şekilde devam ediyor. Gördüğünüz gibi bu bölgedeki yani 8.65-8.70 bölgesi demiştik. O bölgeye doğru cuma günü için tekrar bir tepki oluşumu gelmiş ama yukarıdaki çizgi hedefine değmediği için şu kanalda devam ederek burayı doldurmaya çalışabilir. Ama kısadaki en önemli destek bölgesi 8.25 halen daha ve bana göre de dediğim gibi 7.95 altına düşüş olmadığı sürece dolardaki yükseliş durumu devam ediyor ve o bölgeden sonra kesin stop bölgesi de 7.50 bölgesi olarak sürüyor. Ve burada artık şu şekilde de bir
kanal oluşumu gerçekleşmiş oldu dolarda. Yani yeni kanal bölgesi bu şekilde devam eden bir süreçte. Bunu bir güncelleyelim. Alttaki mavi kanalımızı iptal ederek artık yeni kanalımız bu olmuş oldu. Bunu devam eden önümüzdeki günlerde bu şekilde izleyerek göreceksiniz. Yani kanalımız büyük ihtimalle bu olacak. Artık şuradaki alt bölgedeki bu kanalımızı iptal ediyoruz. Yani şu bölgedeki kanal oluşumumuz yeni bu mavi kanalımızda yukarı ve aşağı hareketlerle devam ederek süren bir süreç olacak. Bu kırmızılar da ara kanalımız olarak kalmış olacak büyük ihtimalle. Bunları da ara kanalımız olarak kabul ederek önümüzdeki günlerdeki güncellemelerimizde bu şekilde takip etmeye çalışacağız. Ons'taki durum gördüğünüz gibi bu bölgedeki 1915 bölgesi önemli direnç olacak demiştim bu hafta için. Ve bu hafta 1915 direnci kırılmış ve üzerinde uzun bir mumla kapanış gerçekleşmiş. Tekrar şurada görmüş olduğunuz kırmızı kanala girerek bu bölgede yükseliş hareketi yapmak ister durumuna gelmiş görünüyor. Ve tabii ki şu artık bu kanalımızda iptal oldu. Bu güncellemelerimizi de yapmış olalım. Ve artık bu 1915 bölgesi önemli destek konumunda olacak. O yüzden 1915 bölgesini destek konumuna ve alttaki kesin stop bölgemiz olan 1175'i de 1850-1845 bölgesine çektik ve önemli direnç bölgemizde kısa da 1995 bölgesi artık. Bu şekilde önümüzdeki haftaları takip ederek sürdüreceğiz ve şurada görmüş olduğumuz kanal devam ediyor şu andan itibaren de. Bu kanalın içerisinde kalmaya devam ettiği sürece de yukarıda en önemli direnç bölgesi 2020 bölgesi gözüküyor. Altta da kısadaki en önemli destek bölgesi de 1900 bölgesi gözüküyor. Gümüşte gördüğünüz gibi gümüş durum yani 26-10 bölgesini önemli direnç demiştik ve şuradaki ara kanaldan sonra o bölüm önemli direnç olarak çalışabilir demiştim. Gördüğünüz gibi tam o bölgeye yaklaşınca en yüksek 25 84'ü görerek o bölgenin ara bölgesinde kapanış gerçekleşmiş ve artık o bölgeye geçmeyi çalışan bir görüntü vermiş. Tabii artık kısadaki en önemli destek bölgesi şu ara bölgemiz olacak. 24.05 bölgesi. 24.0 bölgesinin altına düşüş olmadığı sürece 26.10'ları geçecek. Yukarı 30 bölgesine bir atak gerçekleştirme ihtimali olabilir görüntüde. Brent petrolde gördüğünüz gibi kanal devam etme ihtimalinden bahsetmiştim. Bakın bu bölüme kadar bir yükseliş gelmiş, kanal devam ediyor ve üstüne geçtiği anda satış yemiş. Bakın şurada hemen üstüne bir önceki gün tam o direnç çalışmış, kanal direnci ve bir sonraki gün üstüne geçmiş ama altında kapatmış ve daha sonra gördüğünüz gibi gayet güzel bir teknik çalışması yaparak bu bölgeyi doldurmaya çalışacaklar. Oradan sonraki durum netleşecek. Yani bana göre önümüzdeki hafta Brent petrolde bayağı bir atraksiyon gerçekleşebilir. Şu bölgede olduktan sonra aşağıya bir kırılım mı yoksa yukarıya kırılarak 43-60 bölgesine bir yükseliş mi gelecek? Önümüzdeki pazartesi ve salı günkü durumdan sonra bir netlik kazanma ihtimali çoğalan bir duruma gelmiş. Şayet aşağıya bu bölgeyi yani 39 bölgesini alta kırarsa şu şekilde bir düşüş kanalı oluşturmaya devam ederek daha aşağılara gitmek isteyen bir görüntü olabilir. 40 bölgesinin üzerinde kapanışlar yapamadığı sürece. Euro-dolardaki durumu görecek olursanız gayet net bir şekilde çizgilerimiz çalışmış. Yine aynı şekilde hem destek bölgemiz gördüğünüz gibi 1.16 bölgemiz destek olarak çalışmış. Şuradaki durumda ara kanal direnci olarak çalıştıktan sonra Perşembe ve Cuma günkü yapmış olduğu atakla beraber 1.18 bölgesinde görmüş olduğunuz gibi önemli direnç bölgemizde tam olarak o bölgede kapanış gerçekleşmiş. Tabii bu bölümden sonra artık bu kanalın alt destek bölümü olan 1.17 55 bölgesinin altına düşüş olmadığı sürece yukarı devam ederek bu sefer bu 1.020 direncini geçmek isteyen bir görüntü oluşabilir düşüncesindeyim. Her zamanki gibi web adresimi verecek olursam borsadabirinci.com web adresime girerek burada bulunan Facebook, Periscope, Twitter yayınlarımı da
takip edebilirsiniz ve iletişim için formu doldurup göndermeniz yeterli. Her gün İncil ol, senin de bir İncil olsun. Bu haftaki düşüncelerim bu şekilde. Görüşmek üzere, hoşça kalın, selamlar, saygılar. Beğenilerinizi ve özellikle yorumlarınızı eksik etmediğiniz için teşekkür ediyorum.